sizi dünya güzeli iki kardeşle tanıştıracağım. Gerçekten dünya güzeli. Bizde melatonin diyen bir şey var ve bu bizim renkli olmamızı sağlıyor. Onlar da bu eksik ama nasıl güzeller. Fakat onların başka bir problemi var, ona çözüm olmaya çalışacağız. Bize nasıl başvurdular, nasıl geldiler bir izleyelim. Melek ve Fatma ile tanışalım. Sar 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 onlara beyaz melek diyorlar. Ben tahta görmek istiyorum, okumak istiyorum. Onlar albino hastası. Bebekmiş. Anne sen yap bebek. Bu hastalık dünyada 17 bin kişide bir görülüyor. Görebiliyor musun? Görebiliyorum da. Hı. Bu yedi mi? Onların saçları kirpikleri beyaz. İnsanların tepkileri onları üzüyor. Saçlarını boyattırdın mı diyorlar. Niye bunun gözleri böyle diyorlar. Niye kirpikleri küçük bir çocuk dahi çocuğuma soruyorlar. Çocuğum alınıyor yani. Sen niye böylesin diyor. Biz böyle Allah'ım yarattı bizi diyor. Ya bayağı bir çoğularım yani. Ya artık tepki veriyorlar. Bayağı dışarıdakiler çok şey yapıyor. Acımasız gibi insanlar yani. Güneşe aşırı duyarlılar ve görme sorunu yaşıyorlar. Peki, doktordan aldığınız raporda ne yazıyor Saniye Hanım? Yüzde kaç oranında göremiyorlar? %52. İkisi de mi? İkisi de. Rahatsız oldun mu çocuklar? Işık güneşte zor görüyorlar çoların. Ana nasıl diyeyim? Güneşte fazla gözlerini hiç açamıyorlar. Gözlük taksam daha iyi şey demiyor. Bu küçük kızım ya elinden tutuyorum hiç elimi bırakmıyor dışarılarda. İlk çocukları normal doğan Saniye ve Fikret Ekinci çiftinin iki kızı da albino hastası olarak dünyaya gelir. Bunların doğuştan böyle albino hastalığı var. Yani hasta biri doğuştan böyle oldular. 7 yaşındaki Melek Nur ve 6 yaşındaki Fatma Nur 3 kuşak öncesinden kendilerine geçen gen nedeniyle sıkıntılar yaşıyor. Eşimin ana eskilerden varmış ana. Eskilerden bilmiyorum artık. Bende şu anda bende var bir tek. Kimse de yok. Armino diye geçiyor. Bizim bildiğimiz, duyduğum kadarıyla. Yani bu şekilde bir renksel dokuyla alakalı bir şey yani. İlkokul ikinci sınıfa giden Melek Nur hem albino olduğu hem de görme sorunu yaşadığı için okulda oldukça zorlanıyor. Kimseyle arkadaşlık yapmıyor okulda. Tek başına öğretmenle dahi ana böyle şey on şey yapmıyor. Sadece öğretmen ne derse o susuyor, hiç ses etmiyor. Çocuğum hani kendini biliyor yani. Dışarıdaki başka çocuklarla da oynayamıyor. Ya herkes teneffüse çıkıyor, benim çocuğum sırada oturuyor. Görmelerinde tahtayı bile göremiyor kızım. İkiye geçti, hala geçen diyor anne diyor ben okula gitmek istemiyorum. Yani ana niye diyorum tahtayı göremiyorum diyor. Çok minnacık yazılar diyor. Yani göremiyor çocuğum ana. Minik Melek Nur tahtayı görebilmek için teneffüsü bekliyor. Tahtadan gördüklerini nasıl defterine geçiriyorsun? Teneffüs çalınca teneffüsü tamamlıyorum bakarız. Kız kardeşlerin küçüğü Fatma Nur'un gelişimi de yaşıtlarının gerisinde. Onun biraz yaşlı gibi değil, biraz yaşından geri sanki çocuğum. Ya bir yaşından geri, ya kendini ifade edemiyor. Bir de tam böyle daha ismini falan daha yeni yeni anca çarpıyor. Bana desem ki Fatma adın ne desem, o Fatma adın ne diyor. Harfası tekrarlıyor. Anne ve baba kızlarının gözlerinin görmesi, okuyabilmeleri için Zahidi yetişten yardım istiyor. Ben çoluğum olmasını çok istiyorum ana. Ya kimseye muhtaç olmasınlar. Yarın bugün ana evlensinler bile işlerine kimse muhtaç olmasınlar. Yani şu anda bile kimse muhtaç olmasınlar istiyorum. Çocuklarım okulda sınıfta tahtayı falan göremiyormuş Melek Nur. Şu anda okula gidiyor. Onun için sizden iyi görmesini istiyorum. İyi bir profesyonel, iyi bir yardım, iyi bir destek istiyorum. O da benim saçıma. Seninki daha da sarı saçın. Ya biz böyle olsun diye saçımızı boyatıyoruz. Aynen öyle. Ya vallahi. Şimdi nerelisin kuzum sen? Saniye. Anne, Tokatlı. Tokat Erbaa gitmiştim ben de. Pek güzel bir yerde. Buradan selam olsun. Ama İstanbul'da yaşıyorsun. Evet İstanbul'dayım ben. Kocanı da gördüm. İkiniz de böyle esmer esmersiniz. Aynen. Ama çocuklar sarışın sarışın. Bunlar doğuştan böyleler. Sarışın oldular. Albino dediğimiz bir şey var. İşte duymuş muydun? Çocuklarda olmadan? Duymadım, duyuyorum da. Albino denen normal şeydi. Normal doğduktan sonra duydum. Öyle duydum. Sarışın görünce nasıl hissettin? Ya Melek de ilk doğduğu zaman anne. Çok duygulandım, çok ağladım doğum arasında. Evlat. Aynen. Evlat. Çok İlk evladın mı Melek? İkinci. Aynen. Bir de oğlun mu var? Bir de oğlum var. O da 12 yaşına girecek. Maşallah. Onda yok değil mi öyle bir şey? Yok, onda yok. Peki. Şimdi biliyor musun peki niye böyle oldun? Anne. Ne oldu? Gel bir götürsün. Ne oldu? Gel, olur tabii Mustafa. Mustafa götüremez ya. Serap'ım hadi sen canım, götür aşkım. Hadi gel. Hadi gel. Gel bir tanem. Gel. Tamam. Gel. Anne sen götür. Sen götür.
Sen götür. Kıyamam tamam, ben ona. Götür sonra diyor. Konuşuruz. Tamam, sen tamam. Götür. Her biz burada Melek Nur'la şey. Birlikte olalım. Aynen. Hah, bir şey olmaz. Gitmez sizinle gitmez. Kız çocuğu ay, ya. Serap büyüttü tabii kızını. Eyvallah. Kaç 18 yaşında kız var ki sınavlarla mücadele ediyor. Evet Melek'cim, vallahi. Melek'cim bir şey söyleyeceğim. Sana bakıyor mu çocuklar? Bakıyorlar mı? Hep? Ha? Ha? Konuşma. Bakıyorlar mı? Ha? Şimdi şöyle oluyor. Çok sarı İyi oldukları için dikkat çekiyor. Evet. Ama annesi benden bir şey istedi. Çok şimdi bu farklı bir durum. Ve çok kolay artık günümüzde kaş yapılabilir, göz çizilebilir, bir şey olabilir, daha renklendirilebilir. Ama görmeyle ilgili sıkıntısı var. Hem kendinin hem kız kardeşinin. Ah, şimdi canım. Görmeyle ilgili sıkıntıyı aşmak için doktora götüreceğim seni. Tamam mı? Tamam mı aşkım? Abla. Kuzum benim. Ne oldu Mert? Mert de var ya onlara nasıl bakıyor, nasıl bakıyor? Nazar değireceksin kızlarıma Mert.